Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Saat 7'ye çeyrek var. Biz akşamdan fırınımızı yakmıştık. İçine doldurup gittik. Yanmış. Nasıl yanmışlar? Bir tane kayısı koku koyduk. O kalmış. Kul olmuş. Ama fırını içi ılıktır. Doldurduğumuz yakacakları aslında. Kerbiçlerimiz bundan yakarak geliyor. Aha, kerbici görüyorsunuz. Burada 60 tane şey, kerbici aldık. Bu da kermemiz. Şimdi sobayı tutturacağız. Kıları hazırladık. İşte görüyorsunuz. Akşamdan getirdik bunları. Evet. Fırınımızın kapısına var. Kilitli. Kitle yok. Camları var. Hadi başla bakalım. Hadi başla. Herkes şey değil. Bu arada şey yaptık da. Çörek içinden ekmek gibi zor. Kasa uyutmadı bir yöntemi. Şimdi tasası. Patatesini kaynat, soy. Evet, tabi uyumadı. Fırın yak. Evet. Kamaları şey, karıştırdık. Yeşkiniz bayağı. Kamaları ne diyorsa? Var mı? Evet. Ben anlıyorum ki bir daha var. Hadi buyur. Evet arkadaşlar. Şöyle gitmede konuşuyorum. Az tutsun bana dur. Arkadaşlar bu işte boyun kermesi. Yüksel buraya kuruyan önce boyunla kalktı öyle ağaçları. Geldik sabah ezeni yaktık. Her gün uyuyamıyor çöre edecek diye tasayla. Ha iyi oldu sonra. Yanıma dök de öyle. Bundan kızar inşallah. O da şey derler yüksek. Dursun kerbiçine getir. Evet. Üfel onun tozu gider içine. Dursun ne oram. Yanına koy da götü ver. Evet. Atacan ak bağım götü derin zaten de. Tebesler. Vermişlerin hep tersine. Onu onunla tutturur. Evet.
Kıylanlar, kıylanlar. Ne? Kıylanlar. Su yanlar tipse, su yanlar. Abangil tarafına. Evet arkadaşlar, hamurlarımız mayası gelmiş, abarmışlar görüyorsunuz. Bu yarımıdı, dolmuş. Leyla Sultan bunları iki sefer, gece iki sefer yoğurdu. Yoksa taşacağım şimdi. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırında görüşmek üzere. Görüyorsunuz ağzı beraber dolmuş. Fırınımızda yaktık. Şimdi yapmaya gidiyoruz. Fırında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hamurlarımızı koyduk. Motorun üstüne üstlerini örttük. Ereol illendire gidiyor. Estağfurullah. Hadi Elmas. Fırınımıza geldik. Merhaba arkadaşlar, bugün yine boğaz için çalışacak. Boğaz olmazsa olmaz. Somun da her zaman olmuyor. Somun. Bana kızın hamırına bak. Boyanmazsa hamırı. Bu mu anne? Ha, bu benim kara kızım. Hep kara oluyor bende kalsın. Ya onu muzdağı. Bu hamur böyle akşam anca biter herhalde. Bu Elmas, gideceğimiz yere koyalım. Canın asır lan kızım ha. Anam tellik ayağından çıktı. Arkadaşlar bize soruyorsunuz bu kadar hamuru. Ortaya mı yapıyorsun, savaş mı çıkacak diye satıyor musunuz diyenler var. Daha biz hiç satmadık. Ne yok? Ben getir baba. Kırıldı mı? Sen onu mu tak? İçinde şey var. Kısam var kısam. Elma üstüne ötüyor mu şunları? Anne he su bırak üstüne ötüyor. He al. Götme tövbe. Yüksel. Bir de benim. Annem nasıl gelecekti baba? Öyle bilmiyorum ben. Böyle iniyorum diye. Sen kaç babana hemen. İkimiz tutalım. Yok yok babana hallettim bak. Ama izleyenler. İzlesinler. Leyla tezeyiz atladı arkadaşlar. Bunu örtün de benim kimçi mutsun. Niye karıştırmak anne bunları? Karıştırdık bir kere. Sen de bana var mı? Şekile kalmış amma. Tripodan ne getirdin baba? Evet arkadaşlar. Bu tabaki attığımızı görüyorsunuz nasıl yanmış. Nasıl gitmiş görüyor musun? Közelenmiş. Ateşi daha diyor. Bir daha tabii. Bir daha şu an yoksa nerede? Attım o yaşı. Demek ki attım o. Attın mı? He.
Şu yaşlıyım şimdi şu. Bir daha atman da kız alırsın. Evet. Sütlerini örttük. Evet. Hamurlarımızın. Şenaz. Bu bir tane açık. Bunu da şimdi yapacağız. Bunu beziye koyuyorlar ki. Onu düşündüm planda. He? Nasıl anne? Bez. Evet arkadaşlar. Şunun seçtiğim silok temizleyecek şöyle bir. Ve hızına kızmadığına bakacak. İçine hiçbir şey yok. Güzel alacak. Kızım tamam. Hani şu gözüm böyle ya. Sen de... Kim var mı? Geri eve götürülecek bir şey olsa da götürsek götürülmez de bu. Neyi? Eve götürülecek bir şey olsa da götürsek geri götürülmez de hamurlar. Gözüme mi var mı? Yok herhalde. Yiyemez. Bilmiyorum ki. Duman kalkıyor ama. Çok almışsın anne kulünü. Çok aldık bayağı. Daha ya, hiç ateş kalmamış altında. İyi iyi. Olmuş şey ağzı beraber doğru. 500 lira basaldık. Tatlı şey değil mi şimdi işte aşağıya gidelim. Alma şunu. Baba onu şeyin üstüne koysa yıkayayım. Evet, dışarıda kovamız var ya. Acı bunu atınca belirler değil mi? Atlar mı böyle bir şey? Bunu atınca bir şey. Kızdığı belirliyor ya. İçin içine atın, için dışına. Zahmetli iş ya. He ya vallahi uyumadım diyorum vallahi. Aynı ekmek diyorsun gibi. Ekmeğe 5-6 kişiye ne diyorsun yine? Ekmekten de zor mu? Ekmekten de zor vallahi. Yo da şöyle onu yapmınca ne oldu diyorum. Peçeyi karartır gibi olmuş sanki o yazılar. He. Buradan böyle göründüğüne bakma. Esnek karanlık gibi görünüyor. Çek yapmışlar. Perde çekmiş gibi olmuş aynı. Anlatalım bakalım işte. Anne öyle şiit yazma hiç kıyım ki söyleyeyim. Şiit yazma durumda bir tane bakalım diye. Yok ya. Daha yok ki baba. O da içinde kalır. Evet. Ya nasıl çamura koyduydun? Daha babamın şeyin arkamda verir mi? Yüz yoksa yıkarım. Ta geldiğimizde ama ateşi de gelmez. Kızmış gibiydi. Atalım o zaman kır da. Yok canım çözüle mi olur? Allah'ına şükür. Yok, olmaz mı? Babam da çoban oldu mu arkadaşlar bu çağ cibinde? Çoban atmış, çağ cibinde olur. Çağ cibinde olur. Çağ cibinde olur. Nasıl yandı bak. Yatırmış ya babam. Yatırmış. Bismillah. İki kolu yumurta gidiyor arkadaşlar. Yemez. Canım gitmesin hamur çok. Dördeleyen hamurda biz yumurtalıyı seviyoruz. Üçüm senin ikisi mi? Neyim baba? Üçü benim. İkisi yenmez. Hamurun mu? İki benim. Ben de çok yaptım arkadaşlar bu sefer. Olsun kızım yiyorsanız rahmet çekiyor. Bir türkü patlat baba sabah sabah. Evet. Bir türkü patlat gözümüz uykumuz açılsın. Sabah gidemiyoruz. Daha karnımız aç. Kahvaltı yapmadık arkadaşlar. Burada çörek yiyor sıcak sıcak. Şu köpek bizim orada köpek değil mi? Evet. Burada gelmiş bile. Burada duruyor gitmiyor ki. Son annem mi köpeğini? Bizim köpek aradığımız da buradaydı. Ta. Ötün köpeğimiz gittiğinde aradık. Yok, üç kere geldik bu yanına geçtik. Burada duruyor. Bu yumurtanın kabuğu bahçeye çok faydalı oluyormuş anne. Ben hep yorum yazıyorlar götürde bahçene koyun diye. Organik şeymiş gübre. Şeyli yer. Da bizler işte itme yok, yerini yok. Yazı bir yatar ya. He. Çöpe döker. Çok izleyicim yorum yazmış. Yumurta kabuğu çok faydalı götür git tarlanın dibine koyun diye. Evet arkadaşlar. Beze alma işi. Ama ben bastırmadım ben. Devam ediyorlar. Bunda güzel olmuş. Bir vatandaş getirmiş bunu buraya koymuş. Çok güzel olmuş. Ayakları sufraymış demiş. Onu ayakları kırılınca getirmişler. Bunun altına iki piket koymuşlar.
alıyorlar. Sineği alıyorlardı. Bu da sineği de tahta sineği işte. Ayaklı sineği. Ayaklı sineği. Ayakları yok yalnız. Kura onu attın anne altına. Attım da zaten. Öyle dolandırmış. Bunu alınca ne olur? Şey diyor mu? Kabarıyor mu? Mayası geliyor baba. Mayası diyor ki de sen koysan. Tamam sen ver ben koyayım. Kolumu seybet. Nasıl olsa batacağım. Su var. Şimdi bize daha dayanmaz maşallah. Bir fırını ısındın mı tamam. Fırını ayarlarsan dayanmaz canım. Çöreğe için diye çöreğe baktık mı tamam. Hatice teyzemiz de gelecekti de. Ben bilemem dedi. Bizim orayla buranın besi değişik ya. Hı, İşe yarasam ben de gelirim yardım ederim size işim yok dedi de. Gel dedi. Öyle bak haydi geleyim dedi. Ben de gittim de dedi. Ama yapamam nasıl yapardı. Halbise şöyle oturduğu yerde. Yapmasa bile çiğ canım. Yok. O senin eline verecek sanıyor. Bezi. Yani bilme yok. Bezi bura alıyoruz biz. Önceden ele veriyorduk. Eğer büyür oldum anne düzelt. Eğer seni düzelttirdi. Şimdi burada kendi düzeliyor. Ben mi ordum o zaman? Bu fırın 60 falan bez alıyor. 60 mı alıyor? 73 müydü? 60 ancak. Sen bir ara saydıydın mı? 60'ı der. 59 mu attırdım? Ben bunu da pek güzel anne. Ben çöreğim gibi. Ya seninki şeyi tamam, seçip sen... tutsam da iyi. Set mi? Daha tamam, seninki olan artık çekmez mi? Dursun mu diye. Kalkar kalkar yine çıvır. Dursun. O zaman da çirkin. Bana da bir, iki, üç taşı iyi denedim. Üç. Üç de iki iyi iyi ya peki. Yok yani. Arkadaşlar denemek için içine üç tane attık. Bakacak. Fırın kızmadıysa kızdıracak. Hem yiyelim dedik sabah sabah. Hem de bakalım dedik. Altı şişmiş lira. Suyunu çekelim. Vermiş altın. Geçmiş mi? Geçmiş bari. Kızartmalık atılacak baba. Şey. Fırın yani. İştahlı yanma. Neden ise? Bilmem var. Nerede çıktın şeyin başına tepesine? Arkamı döndüğüm sana diye. Hı. Sizler? Görüyorsunuz arkadaş nasıl kabarmışmış. Taşacağıdı. Bak bak slime gibi olmuş yani. Bak hadi. He çok güzel. Eline de yapışmıyor baba. Ya adam. Anne bir manatla 5 kilo şeye. Una. 6 su bardağı su yağ dökmüş. Yorum yazmışlar. Çok yağ yaptı. Leyla teyzem o kadar dökme orada diye. Yok canım. Leyla teyzem o kadar dökmüyor. Biz iki patlak döktük. Annem 10 litre döküyor evet. Arkadaşlar. Ama bir çuval una. Bir çuvala döktük ama. İşte Devin ablam onu uzamış ya. Evet. Ama tatlı olur poğaça gibi. Evet. Bir kir olur. Bir çuval sen unda... Sen de karıştırın mı anne onu? Karıştı bana ona diyemişler de iyisin aşağıya. O da bir çuval unda 50 kilo gelir. 50 kilo. 50 kiloda 10 kilo yağ. Aynı yağ geliyor. Böyle. Bana anneminki eline yapışıyor. Annemki yumuşak olmuş. Bunun çöreği de yumuşak olur. Yumuşak olmaz onda. Benimkine çöreği set mi olur ki? Cansız çok çıvısı dedi. Hele ki iyi çıktı. Ben korktuydum bayağı akşam korkan eleğine. Sen ne dedin yani çıvı. Kayçilenmesin yüzü. He. Bismillah. Sinirleri getirmedim. İki üç tane sinir edeceğim. Böyle iyi oluyor. Geç baba öyle arkamı çekme. Yağlama, şunu görüyorsunuz arkadaş nasıl kabarmış. Mayası geldi galiba. Bak. O sırada indi bak. Ta akşam kaçtı? 9 mu diyor yordumuz? 9 geçtiydi herhalde. 10 oldu. 9 son işte. Hey. Biz düzmemiş. 10 oldu. Bu çok cıvıkla bak. Bir cıvık. Ne şu cıvık? O pek iyi demez. Vallahi cıvımış. Bu dursun da öteni de ne de soğusun çeksin. Bir pehlivan da burada. Pehlivan çok. Abo! Benim hamur aynı vallahi bir hoş bak hani. Ben anayla sana kaç gün yorulasın. Baba. Şu benimkine bak. Sildin mi yoksa? Sildin mi lan? Yok silmedim de. Üç tane çörek attık.
Fırın kızdırma diye baktık, kızmamış. Altına biraz daha attık. Ama pişmiş, güzel pişmiş bak. Afiyet olsun kahvaltınızda. Gel beraber olsun. Bunun çörotu kuncusu yok arkadaşlar, daha tam katmadı. Yumurtayı kırdılar da. Arkadaşlar hem ağzımızdan buhar çıkıyor hem çöreğimizden. Hava da soğuk değil aslında. Niye ki? Yo, soğuk değil anne. Dün bundan soğuktu. Işte. Dün güneşli gibiydi de rüzgar esiyordu. Bugün yok rüzgar. Ama da pakasını soğuduydu. Bugün yok anne. Benim şansım hiç yok. Buluttu, buluttu. İyi gidiyor sıcak sıcak. Afiyet olsun. Sağ ol. Çöreğimiz girip başlar. Saat kaç oldu? 9.30 mu? Gözükmüyor buradan baba. Çok güzel çöreğimiz. Benim de 8.30'du herhalde. Valla poğaça neyim yani, neyim bunun yanında? Kızım ya 2 kiloya katmış. 2 kilo anca kaldı 10 kilodan. Ha? Esra. Bu neye katmanı ya? Ne bileyim o da ya, kıyamadım çok değil ya. Bize 1 kilo olmasan da olmasan ne? Hepsini kattın değil mi? Gerçekten evet. Güzel olmuş. Valla yiyin güle güle. Buhar valla bir şey diyor baba, buradan görünüyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar, ben de yakından göstereyim, ben de bakın. Elmas, bunun sizin atanı kızım, ağırmış tepe. Belli olmuş. Okuldan yağ verirlerdi o şeye, aileleri. Yağ mı? Un. Un yağ verirlerdi. Onu kattılar bir dakika doğru. Çörek ittirirlerdi lan. Böyle he. Ama. Öğretmenler çörek ittirir, çörekleri yedirirlerdi. Görüyor musun? Maymanım, göz mü kar gibi olur diyor. Öğretmenler dünya durdukça dursun. Bizim ikinci annelerimiz onlar. Buradan bütün öğretmenlerimize selam olsun. Çocuklarımıza hüsnü su çöre getirirler. Allah razı olsun. Allah'a. Bu ara biraz stresli hayat yaşasak da birinci sınıftayız. Bunu sobada da yapabilirsiniz. Yağ, patates, tuz. Bir de maya değil mi şişe? Maya, he. Sıvı yağ. Çok güzel oluyor. Sobada da... Süt de katabilirsin. Ben kattım. Esra çorak atıyor. Çok almışsın. Bizimkini özelmiş yoksa. Koktu ya herhalde. Sen kimden aldın? Hocadan mı aldın? Yok. Gamber abimizden aldık. Ben Perşembe günü onu oradan aldım. Birer paket aldım. İlişen ustan 15 liraymış. Elmas. Efendim. Atalım kalan kızım. Beklemeyelim. Hiç kalmıyor hemen. Ama kurumaz mı öyle? Nasıl kurumaz? Çöreğin kuru olursa? Olmaz, olmaz. Ne kurusun ya, iyi. Hep ağırmış. Tamam, hadi başlayalım o zaman sen arkadaşlar. Sen bir daha senin. Arkadaşlar, biz şimdi yumurtayı kırdık. Ben anneme diyorum ki bunun 30 içine... 30 tane yumurta kırdım. Yağ dökelim, yoğurt dökelim diyorum. Annem ben hiç görmedim öyle diyor. Evet kızım, ittiler diye. Yüzünü ittiler o zaman. Olmazmış arkadaşlar, bu fırın taş fırın olduğundan herhalde. Çörek otu susam. Analarımızdan böyle gördük. Ne gördüyse bunu yaparız anne. Baba izleyicilerimiz yorum yapıyor ya, şey o kadar yumurta kırmaya gerek yok ya, yoğurt da. Ezel pakez ne diyirler diyecek içine. Çiğ de diyorlar. Azıcık oradan su dök yüksel, sen dura dur ki. O da parlatır şeyi, pişirir diyorlar da buna şeye uymaz demek ki. Yalnız, yoğurt, parlak yoğurt, oluyor yoğurt, bu arkadaşlar. Pakez, şu pakez, böyle dediğimiz pakez bilenek. Kızartır mı? Kızardır he. Ve biz itme onları bunları yani. İyi. Yumurtalı daha güzel diyor. Yüksel olsun içme suyu, bu ötenden getir. O koy suyu, o arıtma. Yoksun bir şey olmaz ya. Getir olsun. Gece. Çörek otsuz olmuyor arkadaşlar. Bu bunun yakışığı. Bu bizim yakışığımız. Hani illa çören iyi yok gibi oldu le. Yüzsüz yüzü le. Ben 3 tane yağladım arkadaşlar. O zaman videomuz çeken olmadı. O yediğimiz çörekler babam. Sen yağlasan biz yarına da gidemezdik buradan diyor. Şura ben elimi yedim. Öyle. Sen bana ver. Aynen. Ver ona şeyi. Başlayalım mı? He. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Maskemizi dağıttık. O da ince yakarsanız o şeyi sobanın dibinde. Sen yağlamayabilir misin? Yok. Bilmem mi? Ben atacağım. Yeni bir yerden bir koyayalım. Yok. İngem yaparız. Ama ne olacak? Aman. Bile gitmeyecek kadar ne? He. Biz ben hep atarım. Pişiririm ya. Ayşe'nin ikimiz. İngem'in annem de değiş ya. Anne de iyi mi? İyi Allah aşkına. Hastalanıyor. İyi mi? Hastalanıyor. Hakkı yutmuş. Allah'ım çok iyi yapıyorsun. Buradan oldum. Dediğin uzun yapacak şey. Hele iyi olmuş anne.
İkisi de yiyormuş kürekleri. Birinli adamın eli yanıyordu. Dedimler. Bu şeyleri getirmişler buraya. Evet. Ama bu tutuyor biliyor musun? Sinir yapmasam ondan iyi oluyor. Değil mi? Hmm. Ben de bunu sevdiydim. Temiz değil. Koyar üstünde temiz ya. Canım. Evet. İrediğim var ya. Evet. Fırının içini gösterim. Kış geldi mi diyeyim, daha arası da lan yıktı. Çıkar iyi. Biz herkesin aynı diyeyim, ikişer kişi, üçer kişi. Hep aynı. He. Yani çocuklardan medetim var. Valla. Çocuk olmasa olmaz ki zaten. Yani şey zamanı zor ya. Kuzu le kuzu. Alanı almayanı. En zor zamanı zaten. Kuzlayıp bilemediğimizi. Aman hiç satıyorlar. Aman. Alacak aslında var ya, daha var kuzladı kuzuyu alacak iyi. Büyük bile almıyor. Şey tohluyu bırak bazen. He. Baba onu da açık koydun lambayı da. Bale orada. Yanıyor. Bir dakika vereceğim onu. Ahlak işte ya. Mallar bile almıyor. Yürü geri. He. Çinç almasına gerek yok. Şişe var da. Bundan mı veriyorsunuz? He. Emzitmiyor musunuz tanaları? Ben de doymayacak bellerim var. Emziyle de. Değil. Kaç litre alıyor? 2-3 litre. O da yeterdi. İtiyor canım bize bak. Bir akşam 5 litre içiyor. Ha. Şey inek indiriyor mu abla şeyi tana inmeyince? Alışıyor ya. Ha. Yemeni alıyor onu. 2 günlük geçti mi alıyor onu. Mecbur indirecek. Ağzını indir mi değil mi? He. Bizim inek varısı. Sağ şeyi makineye sardı. Sonra elimle sardım. Bu ameliyat olduğunda 2 kilo kilo da süt sardım. Saklar mısınız? Saklar. Öyle alıştırdın mı saklar? He onu alıştıydı. Bu zavası öyle diyelim bari. Önce iş veren yok ki. Yani tanayı veren yok. Öyle bir hafta ne durur ya da 2-3 gün. He. Alır. Tana sürüklerdi bizi. Aman git. İşte böyle bir yiyecek gibi bir yer yapıyor. Hayatlarından orada duruyor. Şey gibi böyle güzellerin ki konuşumuz var ya. He. Yiyecek gibi yapmışlar içine koymuşlar. Onlar da şişeyle içiriyorlarmış. Sen işte bir tane şey de koymadın. Birazdan yapmışlar şeyi. Tuzlara şöyle hamam tas gibi bir şey yapmışlar. Var var. Onların kuvası da var abi. Daha mı olur işte. 7-8 tane kuzu yemebiliyor. Bunun tek tek yapmayacağım. Tek tek kuzu aynı anasını emer gibi yemiyor şeyi. Almayanlar, ikizler, evet. Doymayanlara geçiyor. Bir de içiriyor. Bir atlatsa. Bir şey tutalım diyorlar da bırak çoban. Çoban yapan köylüler var. He. Afganlar. He onlar da. Suriye, Afganlar. Masam olmaz ki. Olmaz he. Biraz yağlı olmuş. Şu tek diyor. Biraz yağlı olmuş. Henüz annem 10 kilo şeyi katmış ya. Bir şeyiye. İki patla şeyi. Bir torbaya. Çok etmişsin biliyor musun? Ama iyi olmuş. İyi damarlar olur durur. Sıvı yağ ya don yağ olsa. Ben yağsız çürüye sevmem. Ne olur yalan söyleme. Yo ben de şey der misin fazla katmışsın. 50 yani bahane evlenmişsin. Yapışma oğlu. Ya diyor zaten ya. Akıyor. Ne tehlikeli şeye yapışıyor. Ne ellerimize yapışıyor ne de elimize arkadaşlar. Yapışmaz bak. Madan ya yiyip çaresini bulmuş. Vallahi. Ben bir torbaya bir katarım. Esse mi? Valla. Sen de herhalde ucuzladı zannettin ya. Yo, bağlanıyor. Açmış bildim biliyor musun? Aynen çok bağlandı. Parasına şey mi olmuş de bende? Ama içine şey de ederim. Ama... Yoğurt yaparım. Ben de süt attım. Yoğurt çalarım. 5 kilo süt attım. 10-15 kilo yoğurt kaynatırım. Taze çalarım onu kadar. O da kokul olur. Evet. Özlendiriyor da ne yoğurt? Evet. Onun özsüz olunca. Kattım ben. Geçen hafta yaptım. Geçen işte ay. Pek he. Hoşuma gitti. Aynı poğaça gibi oluyor. He, o biraz kurudur da yoğurt pek iyi oluyor. Çalsam ben bayat katmam eşlik olur diye de taze taze çalarım, kaynatırım. İneğim ben de olduğunda. Pindir atarım biliyor musun? Şu ineğin var hani pindir. Pindir atarım. Yoğurt da pindir gibi oluyor. He, kaynadınca şahır çakır. Öyle şey derdim yani. Pindirine de derdim ben de hep. He. Yoğurt etmezdim. Pindir derdim. Bilmiyorum annemden öyle gördüğümüzde ne böyleydi. Acının bir önüne şöyle davet etmedi. O yalalık gelecek aşık uyudu. Köpek var ya başımıza. Köpekler de nasıl yiyor lan? Bizden çok iyiler sağ olsunlar. Haydi medem bir turba. Haydi yer. Bizi kâğıt. Nereden alıyorsunuz? Ben de alsam bari bundan aldığı yerden. Şu şeyden.
Büyüyecek mi? Ha. Büyüyecek baba. Şu arpacılar mı oldu yüzde? Arpa satıyorlar ya. Olmazsa. Hmm. Oradan alırız. Ya da aşı koydu da varmış. Ya. Aşı koydum. Niye şey arpanacı olmuş yedin sen? Onu da satın aldık zaten arpayı bu sene. Onu da satın alıyor, onu da. Bu sene ekilmişimiz yoktu. Arpayı da satın aldık. Aynı oluyor yani, ona da para. Evet canım, ona da para. Ya dedim ya şey... Evet arkadaşlar, çöreğimiz tüm hızla devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben atıcı. Ben yağlarcı, bir benzer. Elmasında birici. Ben çıkarcı, pişireceğim arkadaşlar. Hem pişiriyor, hem bize veriyor. Pişirmeyi içimleri istiyor. Atıyordu canım da babası destek çıktı elmasına. Bize çıkan yok. Altına onu atınca yapışmıyor yani. Hmm. Onlar yapışıyor diyor. Hani hiç yapışmıyor. Güzel olur. Ne var kızım? Altına karnı oldu. Aynen. Şunu da yükselen yaptım. Şeyin içi, ileğinin içini kıyamadım. Yağlı ya. Yükselmiş. İbrahim'miş. Kim yersin? Biri bitti mi şeyin? Bu ikinci. Zaten uyarmadı bana. Uyarmadı zaten. İki buçuk kırım oldu. Ne lan? Korkma. Yükselme ya da İbrahim'me. Kim yersin? Kime çıkarsa şansına. Getirin bu da. Bir köşesine koyur. Onu sonra da ise onu. Değil mi? Boşla. Bir tutarsa çekir canım. Ağzına. Buyurun bari. Burada mayası geliyor arkadaşlar. Yağlaması kolay oluyor. Elma seninkine baksaydın sertine cıvığına. He? Yağlayamazsan. Benimki iyi güzel. İyi ama içsek neydi? Kapak açmış gidiyor kendine zaten. Dayı arkamda gidiyor. Düşene kadar. Pek sert baba düşecek gibi değil. İşte yağlanmazsa diyor. Sıdar ana bu eskide. İçek cıvığını tam diyor. Cıvımaz. Tam bir şey sevmiyor anne. Bizim. Değil mi? Değil. Hadi bak, sen de diyemezsin. Yo, benim dediğim değil de, su katınca karneye çıkacak da olmaz ki. Neyse o. Zaten şeyi hamurumcu yürüyecek. Aynen. Yo canım, yine de... Şeyle yumuşadın. Yemiş o ne baba, bir şey şey... Bitiyor ki bu ne? Televizyon. Televizyon şey bitti. Ya durdu. Kapandı bitti. Bakma. Yo, çekiyor. Mesaj geldi bana. Bildirim geldi, bildirim. Yorum geldi. Sokaklar mı pişmiş aşağı? Dünyaya gelmişsin, ot gibi yaşa. Gelene adedi, gidene paşa. Tak 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 tak. Olduk matrak. Sen de mi oldun kardeşim? Zeroş mu diyor? Neydi onun sonu? Ben o adamı bildim. Babam bugün sizler için süslenmiş arkadaşlar. Babam her zaman davara gitmeyecekler her zaman. Davara gitmese süslü. Davara gittiğinden herif öyle duruyor. Ben tıraşlı durma mesela. Şey diyor ya Kamil Atmacar baba. Yüksel abi diyor. Yayladan geldin yüzüme kan gelmiş yes, diyor. Orada ne yiyordun? Burada her şeyi meyveler. Yok canım oranın soğuğu yine yakıyordu. Yani. Orada vardı meyve şeyi de orada soğukta şey mi? Yemeğin alakası yok ki o. Burada gibi yiyemez canım. Çay içemez, ekmeğini iyi yemez. Türlü türlü. Yatağın içine doğru giriyordu soğuk. Yakmış bir soğuk. İsa. Vallahi yakmışmış. Kuvvetleri yalçalamıyordum ben. Elim uyuşuyordu. İlk ısırıp ondan sonra çalıyordum. Eldivenim olsaydı baba eldivenim. Eldiven de var da eldivenim giydim ne oldu? Şöyle bak yalçalama. Çoğu şey eldiveni diyorum. İnşaat eldiveni. Naylon gibi. Daha İngiliz'in verdiği eldivenler de. Onlar da iyiydi. Anacığım ne öğretiyor? Bu fırın size ait mi diye soranlar olmuş. Bu fırın herkese ait herkese. Arkadaşlar. Para toplarlar. Yakılır hana.
Kolumuzda ne koparsa aynı cami yapılır gibi. Herkes bilir, 50-100 herkes yapıyor. Evet, olsa yerimiz doğrur. Yok, merak ediyorlar ya. Yok yok, herkesin hırını. Herkes gelir edebilir. Tutarlar hırını. Bakınca geldiler, kız geldi, kilidi bize verecek misiniz? Yani biz verecek dedi, tamam dedi. Bir de bizim köyde bir tane fırın yok, her mahallede var. Da buranın bu, İyi bir tane daha fırınımız var, daha fazla değilse. Daha şimdi iyice zenginler, yani yurt dışında olanlar kendi hayatına özel yaptırıyor arkadaşlar. Ben eğer arsam büyük olsun. Yaptırın mı? Ben de yaptırırım diyorum işte. Hiçbir yere gitmem, emreyi derim. Mesela üç fırın, üç torba, bir torba edecekken üç kere ederim o bir torbayı. Taze taze ederim. Yok, yine aynı işi, bundan mı uğraşacağım? Yok canım, iyi olur. Gidiyorum, börek yiyeyim, çörek yiyeyim, ya ha gözet, ne var kızım? Kıymet neyim süren lan? Her şeyi yaparım. Kıymet yiyor ama. Estağ. Öyle, boş yani arsamız böyle gösterdi, yaparım. Çanak yapacağım, burası sürece. Çanak iyi olur de. Niye etmiyor baba, her zaman da plan kuruyor, yapmıyor. Çanak şimdi şöyle bir tırnak olsam burada bir şey işte. Estağ. Bir koş etsene şöyle. Koşu koyacaksın şöyle. Her atman da bir şey. Senin hayatın koşasını tam arkaya yapıracağım. Yapılacak da. Efsak istesem yaptırırım ya. Duvar mı çektin sen? Senin oraya senin oraya. Allah. Kuyum da var, suyum da var. Şeyden yani. Arada yakıyoruz gider, kerme çok. Allah. Davarımız bir tane. Dur bakalım, Allah büyük. Allah bir şeye koyacak yani, böyle durup duracak değil ya. Yolumuz bir belirlense, çok planım var. Akıl, pece, inek istiyorum da. Davardan gayrı vazgeçtim. Davar aldıysa ben inekten iyi severim. Aman elmasın. Ben korkarım davar inekten. Ana nasıl değil de beni dara diyor hence bizim. Gördüm. Bir de sağ sen cazır cazır. Tutuyorum beçeğinden ne. Var ya tutuyorum. Hasan video çekmiş, ben de seni sayıyorum belledim. Kaşağın sesi var ya. Çık sesi gibi çıkıyor aynı cız cız diye. O da olacak inşallah. İnşallah. Bir göstereydiniz veterineri getireydiniz. Ya var ya. Ses yok. Yavrusu. Kozelleşişinden bilirsiniz ki. Baba, çöreğe gidin gayrı, sesin iyi çıkar ya. Hı. Değil mi? İzleyicilerimiz seviyor senin burada türkü söyleyişini. İki büyük nimetimi söyle. Onu seviyor. Şunları ileri var, şunu çevirin. Çevirin şunu. Var başka yana bana. Şuraya azıcık sidik atıyor, sen solak oldun. Benim solama geliyor ya. Arkadaşlar, fırınımızın içi bu şekilde. Altını arttık, üstü kızarsın. Şimdi kapatacak. Bir 5-10 dakika pişmeye bırakıyor. Ondan sonra hemen pişiyor zaten. Evet. Hasan olsaydı bunun adını bilenler buraya bir. Anno! Dışın bağlamı. Bu yönde kardeşimi yine babam söylesin. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kapımı çaldı da bir acı haber. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. N'oldu kardeş n'oldu, yolda mı kaldın, doluya mı düştün, darda mı kaldın, bir zalim elinden yaramı aldın, Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Geleceksin diye gözüm yoldaydı, geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nere gittin kardeş, neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. N'oldu kardeş n'oldu, yolda mı kaldın, doluya mı düştün, darda mı kaldın,
Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Evet arkadaşlar, çöreklerimizi traktörümüzün üstüne hamur olmasın diye. Soğumuş. Orada doldu şeyin, çörek çıkardığımız yer. Giden adam burada ne diyor, dinleyecekmiş. Aşkoller işte baba bir şey yapmışlar, tandır aynı bizimki gibi. Bir de dibine ev yapmışlar, oraya bezlerini alıyorlar, çöreklerini seriyorlar. Bize de şart aslında. Hamur olmasın diye biz böyle yapıyoruz. He. Görüyorsunuz çörekleri. Bize bir ay gider herhalde. Gider mi ki bir ay? Bilmiyorum. Annem dağıtmasa gider. Esas. İşte önce gittiğim çöreğe 1,5 ay olmuş anne. Yok canım. İlke ablam gider. Kaynanam diyor. O bilir tarihi günü. Ben bilmem de o bilir. 6 hafta oldu diyor anne. Ya biz, ben yazdan gelmeden kaç gün, 5-6 gün önceydi herhalde. 1,5 ay ne oldu ya? Bilmiyorum, öyle dedi vallahi. 1,5 ay olmadı ya. Biz öbür ayın 20'sinde geldik. Bize böyle daha bir ay olmadı. Gelelim. İlke ablam şitse bilir. O gitmeden önce ettiydik ya. Ama annem de pek bilir tarihi. Bir ay önce olmuştur. Yengesini ilk bilir. İlk ay gittiği gün yaptınız ya. He. Yanacak herhalde. Annemle babam çalışıyor yine arkadaşlar. Bizim çalışmamız hiç bitmiyor. Anne gel sen şit de beni alın. Benim ağrıyor restahelması. Çıkardım şey, çıkardım ya. Görüyorsunuz arkadaşlar, şuraya bak. Pişenleri böyle alıyor. Aynen pişmemiş gibi görünüyor da çok ha, güzel pişmiş. Lambanın üstü var ya. Telefonun ışığından herhalde. Dur bir anlar. Yo yo, otur anne sen otur. Abam beni nasıl da doğurmuş. Onu da bana vermiş. Kaçı benim kızı kullansın diye. Sen beni nasıl kullandın ya? Şunu koy elmasa. Şu çiğ. Hangisi çiğ? Şu. Şu mu? Ha o. Kızarmamış, kızarmamış. Azıcık. Altı yiyen mi? Yüzü kızarmamış. Yüzü kızarmamış. O zaman şöyle bir dakika daha düşün. Bir elmasın, Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Ben bu çörekten 500 yorum bekliyorum. Benim 500 yorum hiç olmadı. 500 yorum bekliyorum arkadaşlar. Emek veriyorum de. İlk öndür bir de. Bir de çekeceğim de bir de çekeceğim. Hadi çek bari. Babam için yorumlarınızı bekliyor arkadaşlar. Babamdan annemin emeğini görüyorsunuz. Sizlere bir şeyler gösterebilmek için çaba sarf ediyorlar. Sevenler canım, bakanlar. He. Abone olabilir. Kayıt atmayı unutmayalım bizim. Abonelik ücretsizdir. Kodun dediği gibi. Nani yapışmadı ya? Örtecik kızarsın. Yok baba, olmaz ama. Kızarsın, örtele. Ağzına getir baba şeyin. Şu... Ocağın deliğini ha oralara getir. Gel bir çat yoksun. Bir tane çörek yesek iyi olur da. İyi. Parası. İyi. Bir de izleyicilerimiz bir görsün. Onlar için de iyi. Canlar ister ya. Canım annem benim. Herkesi düşünen annem benim. Görüyorsun. Daha kebiz de atıyor babam bak. İçinde kaç çörek var yüksek? 5. 5. Yerini verdik. O da tasa cebi. Annem annesine yanar.
Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna. Bu dünya fani dünya, Esra. Herkesi bir şeyle oyalıyor arkadaşlar. Esra, vermiş bu oyalama gidiyor. Herkesin ayrı ayrı sıkıntısı var, sınavı farklı. Sabrın sonu selamet, sabredersen sınavı geçiyorsun, gidemezsen kalıyorsun. Aynı ehliyetteki gibi. Evet. Elimizin durumumuz bu kadar. Kanalımızda kalın, hoşça kalın. Ben Allah herkese sağlık sıhhat versin. İzini ben getiririm. Hadi getir. Bir de annem kapanış yapsın baba. Annem hiç kapanış yapmıyor. Ne diyeyim? İçinden geleni söyle. Valla içinden. Her şey geliyor da. Sizi seviyorum. Seviyorum ya seyircilerimi. Hepsini seviyorum. Hepsinin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olsun. Söyleyemediklerim vardı. Evet, o da içinde sağlık alsın anacığım. Senin gözlerinden bile anlayanlar var. Boş ver. Hadi getir hadi. Arkadaşlar sıra geldi börek yapmaya. Şöyle göstereyim. Annem kahvaltılık mı anne bu? Evet. Senin yaptığın. Evet. Hasan kardeşim pek sever. Ayhan da pek sever tabi. Bayağı yaptık. Sonradan aklımıza geldi sizlere göstermek. Şura hep börek. Annem açıyor. Ben de burada börek yapıyorum arkadaşlar. Icık peynirli yapıyorum. Icık acılı. Hepsinden karıştırıyor bari. Koyun peynir mi anne bu? Yok yok. Ne peynir? Aldıydım ben o zaman. Hmm. Koyun peynirini bizimkiler yemez. İşte yemez sizinkiler. Şu da dursun da onu da ben kendim yapayım Ayhan'a. Annemin acılısı. Ya. Hasan'a yeter o. Evet yeter çok oldu. Nereye koysam bir de kalmadı. Şu öğlenimizi döndürür. Hani ki? O iyiyim. Şu sufra eşitsen de ona koysak. Bir. Dur. Babam da bir taraftan çörek çıkarıyor. Çörek bana çıkarttın bu sefer. Bizim de ben öğrettim sana ben güle gidince. Annem de vardı gerçekten. Ver anne. Ürün olursa bitir. Tamam da sonra yerim diye. Onu bitireyim canım. Pişir. Tamam. İyi mi ki acısını da baksın. Ah. Sonra bak. Hadi şimdi yıka gel. Bitti mi? Dur gayrı böreği de mi dondu sonra? Biter biter. Bunu atalım da onda. Hiç kalmayalım. Hadi mi? Evet. Tamam. Ya hoca şey gidiyor dedim. Şöyle gidelim. Şunu ayağına koyalım. Dur anne. Böreklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Aynen bunu da çörek gibi yağlayacak annem. Bir fırın atıyorsun altına. İki.